Merhaba arkadaşlar, Türkiye'nin Antalya'nın Maldivlerindeyiz yine. Adrasan'da fıstık gibi bir hava. Akşam suyuna çıkıyoruz. Bayram abi. Bayram abiyle ilk defa tanıştık. Ne zamandır takipleşiyorduk zaten. İnşallah nasibimizi aramaya gidiyoruz. İloş burada. Bugün merhaba. O çekimi yapmıyor, ben yapıyorum. Kayınbabam, Vedat Bey, Oğuz abi. Merhaba. Nasibimizi arayacağız, aynen. Hadi bakalım, girda mı var nasibimizde, kuzu mu var, yoksa boş mu döneceğiz? Sadece çıtır çerez yazılı mı tutacağız, göreceğiz bakalım. Bize rast gelsin. Bugün tembel işi, canlı yem avı yok. Bugün jig var arkadaşlar. Savage Gear Inciku, mavizgeç.com'da var. Bakalım bugün iş yapabilecek mi? 150 gram. 100 metre bir taşla başlayacağız. Hedefte kuzu var, sinerit var, girida var, yazılı orkinosu var. Nasipte ne varsa. Haydi bakalım rast gelsin. Bir şeyler yazdı sanki abi. Bir şeyler. Abi taşı geç, akıntıyı ayarlayalım. Eteğinden tepesine, tekrar eteğine. Böyle bir 50 metre akalım, sonra tekrar üstüne çıkalım. Abi en kötü 3. atışta balığı alacağız, göreceksiniz. Akışla. Şimdi 60 metrelik yeni bir meraya geldik. Akış yapacağız. Savage Gear'ın silikonu var elimde. 140 gram. Girida katilidir. Balon var mı dedim. Buralarda pek olmuyor dediler. Hadi bakalım, inşallah şansımıza bu balonu bulmayız. Hedefte girida var. Yani balon musallat olmazsa kesin alırım diye düşünüyorum inşallah. Hadi bakalım. Akşama bir mangallık çıksın ya. Hadi inşallah. İnşallah rastgele. Çok üzgünüm. Balon merasına girmişiz. Çekeyim dedim ve gördüğünüz gibi böyle. Aa, ne yapmış? Tek ısırık ya hiç. Ben. Bir de yiyor bunu, biliyor musun? Kuyruğunu yani o kadar. Yemiş. Geçmiş olsun. Allah'tan yedek gövdesi var. Ercan. Bakalım bu akışta da onu harcarsak geçmiş olsun. Şimdi yedek gövdeyi takacağım. Bu sefer inşallah dikkatli olalım. Balon merasına girmeden çekelim oltamızı dışarı. Taşın üstünde olmuyor balon ama kumluğa geçtiğin zaman direkt balonlar çöküyor evin üstüne. Evet, gayet güzel oldu. Hadi bakalım. Hava devam. Kuzu sürüsü yazdı. Hemen uzun şike döndüm. İndiriyorum. Kaç parça var orada? Çok var dedi. Aa. Heyecanlandık şimdi. Çak 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 çak. Hızlı aksiyon zamanı. 2 kilolu, 2,5 kilolu. Tamam yeter. En zevkli boy. En zevkli boy. Var var, ilisi de var. Onun içinde 5-6 kilolukları da vardır. Bence yapmayın. Arkadaşlar bu aksiyonu iyi izleyin. Kuzu büyük hızlı aksiyonu sever. Yani bu hızda da yemi yakalayabilir mi be demeyin. Kuzunun işi onu yakalamak. Aldım. Harbi mi? Ya. Aldım. Sen numara yaptın ben de gittim. Güzel. Helal be. Karışmasın. Aa, büyük balık. Çok büyük balık. Of. Yaktı be, yaktı be. Aldık be. Bu jika mahvetmez abi. 120 gram sayoris rengi. Sardin slider. Kuzu olsun aşağıda yeter. Yedoş'um dövüşmek ister misin? Ya ya ya. Vereyim mi? İyiyim ben, iyiyim. İlk balığı sana, ikinci de alırım. Oh. Bunun arkasında da. Çok büyük balık. Of. Büyük büyük. Çok güzel. Dedin ya var 8-10 kilo olsa da var içinde. Bence bu 2'den fazla. Oh! Oh, gitti be. Taşa kestirdi. Aşağısı taş mıydı buranın? Alırız bir daha. Güzeldi. Vallahi sürü aşağı. Biraz gevşek kalmışım. Ah be. Ah be. Aga be. Aga be, gitti. Kesti. Bak şimdi lider paramparça. Ya düzlük gitti aşağısı. Oynayayım dedim balıkla. Yani çok da gevşek değil, baksana kalamama. Sıkıydı yani. Kayaya kestirdi. Çok, çok fazla hala. Hop gitti. Vay be. İpeyim ben. Abi aşağıda çok büyük bir şey var burada. Bir dakika olma. Hadi be. Yok mu başka bir şey? Çok üzüldüm ya.
Arkadaşlar çok kötü dayak yedim. Çok mutsuzum şu an, üzgünüm. Ya sen git cikle 10 kilo üzeri balık bindir. Onu da git taşa kestir. Mereyi bilmediğimizden, normalde takımım sağlamdı ama biraz tatlı tatlı gevşek davrandım. Şimdi yeni bir lider bağladım. 3 kulaç yapıyoruz liderin uzunluğunu. 0.70 mm kalınlığında. Yaklaşık 5 metrelik bir şey. Sonra şöyle solid halkayla güzel bir jig bağladım. Aynısının üzerine tekrar gidiyoruz. Bakalım bir tane daha kandırabilecek miyiz? Bu sefer kalamayı sıkacağım. Sert dövüşeceğim. Taşa kestirmeyeceğim inşallah. Hava devam. Araba aldı gene. Aldık be. Aldık. Bu o kadar büyük değil. Palaz mı bu? Bu ne ya? Allah. Balondur. Yazılı. Balondur. Yok yazılı. Bak. Yükseldi. Palamut ya. Yine yazılı. Bak bak bak. Nereye uçuyor? Nereye uçuyor? Bak namussuz da sen. Ah. Aa, torpido be. Aldık yazılımız. Yok bu biraz büyük ya yem için. Değil mi? Yani, bu keyiflik. Yemelik bu. Güzel renge bak. Boğaz gibi. Çok güzel be. Ama devam. Hadi bakalım güzel başladık. Güzel balık bindiriyoruz. Teselli girdosu geliyor mu? Teselli girdosunu aldım. Çok güzel, çok güzel aldık be. Silikonla. Teselli girdası inşallah. Hadi bakalım. İpten yükselttim. Korkmama gerek yok artık. Kalama kapalı, kalama bile aldırtmadım. 2 kiloluk bir girdi arkadaşlar. Ben yanılmam. Ya plaka girdası, ya kum girdası ya da orfos. Yavaş çekiyorum. Şişmesin eğer orfossa. Salabilelim diye. Balon olmadığı kesin hareketlerinden. Teselli girdası dedik aldık bak. Baba bu senin için olsun. Ya. Hayır olsun. Ne istediysem oldu bugün ya. Yok hiç gerek yok abi. Birazdan suyun üstünde balık. Bak bir gram kalama alamadı. Artık üstten ağzı yanan ya. Yoğurdu üfleyerek yermiş. Didoş hemen iPhone'a da geçti. Üşürme elinden. Merak etme. Tamam. Bakın şimdi güzelliği göreceğiz. Gördüm. Hadi bakalım neymiş. Nasıl bir girda? Girdi. Ne bu? Kum girdası mı? Kum. Çok ha. Güzel. 2 kilo dedim. Aynen 1.750. Şişmiş geldi. Gördüğünüz gibi silikonumuz piyasada muhal dillerinin 6 katı daha ucuz. Alır dedim mi abi? Aynen. Bu kadar basit. Aldı anında. Aynen. 3 atış. Güzelliğe bakar mısın? Tabii tabii 3 kere falan attım toplamda. Bakın arkadaşlar Savage Gear Sandeel mavizgeç.com'da bulabilirsiniz. Çok güzel 2 kiloluk bir kum girdası. Şöyle bir gösterelim. Woohoo! İşte şimdi teselli oldum. Nasıl? Canavar! Ama devam! Abi ileri ver, ileri ver. Yemezsiniz. Tamam yeter. Stop, stop! Yürüş, arkamdan gel. İnşallah. Aynen. Gel arkamdan. Canım şunu alır mısın? Evet. Hem yardım hem de muhabbete geldik. Merhaba. Nasıl gelsin abi? Abi hoş geldin. Ver abi. Allah'ım. Çek bakalım. Tamam çok güzel. Hop. Balon mu? Çok büyük balık. Büyük balık. Balon mu? Aa ne balonu ya? Kuzu. Aldık be. Çok büyük. Yan tekneyi de çek canım. Buradan yöresiz teknenin güzelliği. 20 üzeri. Ay maşallah. Hoppa. Şey yok. Tabii kamış tutucu da yok. Şöyle geleyim. Şöyle geleyim. Evet. Büyük balık. Oo. Çok güzel. İyi yutmuş. Allah'ım. Aa! Güzel bir gün oluyor. Action dolu. Denizle yardımlaşma. Şimdi arkadaşlar
çıkrık takımı. Arkası çok sivri ve kamış yuvası ya da mücadele kemeri de olmadığı için biraz zorluyor tabii ki. Ama geliyor balık. Takım çok güçlü. Haydi rastgele. Şöyle yapalım o zaman. Tamam. Hoppa. Kasığım acıdı. Ailesi görünmüyor. Tekne çok güzelmiş ama. Evet. Yok, sizin tekne denizden çok güzel görünüyor. Bu da güzel de. Oy oy oy. Benim daha uçuk. Oy. Dönüşmeye bak. Vay vay vay. Ben söyleyeyim. En az 20 kiloluk bir balık bu. Canlı yayın. En az 20 kilo. Canlı yayın var, yapalım. Yap abi. Aynen. Şeyin yok değil mi, mücadele kemerin? Yok abi ya. Bu kamışın sapına takılan şeylerden var mı yumuşak? Silikonlardan olsa aslında arkaya. Sen bayağı geldin abaya. Geldi geldi, çıkacak. Kemer istiyor musun? Gerek yok ya, artık bunu böyle çıkaracağız. Az kaldı. Bir de şeyini gevşetmiştim ben onu. Fazla gevşetmiştim. Arkası şey çok keskin ya, acıtıyor. Oo, oh! Çok güzel bak. Evet, aynen. Kaç, 8 kilo var mı? 20 üzeri. Biraz böyle değilse 3 kilo gelir. Abi imkanı yok ya. 20 üzeri. 8 kilo oldu şimdi. 20. Valla bizim yaramada böyle de yalandan geçmiş. Çıkmasın da. Aynen. Ben bunu elimle alırım sivrisinden. Kakıç makıç gerek bile yok, yok yani. Aldık be. İsim neydi abi? Tuncay abi. Tuncay abimiz. Bizim nasibine balık geldi. Dedi hem dedi tanışalım hem gel dedi. Sen de keyfini al dedi, sağ olsun. Elimle tutunuyor lan. Sağolsun be. Takan dedim. Kendi geçti de geçti dedim balık. Bir tane şansım yok. Şansım yok. Balığı gördük galiba. Gördük balığı, evet. Evet, geliyor. Bayağı iyi gibi abi ya. Vallahi güzel gibi. Küçük olursa ayak kırıklığı olur benim için yani. Şaşırırım. Ah. Ah. Hem ters kol. Aa, hem de evet. Kamışın arkası çok şey. Görüyor. Ne yapayım? Aksıralım takıç. Gerek yok, elini alırız. Kaç gram kurşun kullandın abi? 1 kilo mu? Buradan sonrası abi ele geçeceğim ben. Sen al bunu. Oh oh oh. Evet. Aa. 15 rahat. Şimdi anlayacağım ağırlığını. Ah, burada pervane var değil mi? Tamam. Yok. Şolta geçti abi. 12 kilo falan. Allah bereket versin. Güçlü şimdi balıkmış. Evet, bitti. Evet, aynen. Geçen yakaladık. İşte bu, işte bu. Nasıl görünüyor? Çok güzel. Eline balıkmış gerçekten. Abi. Pembiş kof. Aynen. Aldık Benito. Be, aldık be. Yavru mu? Arkadaşlar, büyük çok yapalım. Değişik bir ıstakoz türü çıktı balığın ağzından. Girden kusmuş, bakın. Şöyle kısacık bir kuyruğu var. Çok değişik bir ıstakoz. Değil abi, hiç alakası yok. Şeyde olan, değişik kabuklu. Istakoz gibi. Böyle çok büyümeyen bir tür muhtemelen. Bunu böyle ne yapıyoruz? Çıkardım tamam. Senin için yemeyeceğim. Çin'den gelmiş, neler yapıyor ya. Bozuldun valla. Evet, 95 metre derinlikte yeni bir yere geldik. Tam bir hayalet kalamar. Her yeri glow. Her yeri ultraviyole. Şikimizi aşağıya indiriyoruz. Hadi bakalım. Ah. Şunayı kustu. Bana yok lan burada. Reklam yaparken. Tamam, güzel. Evet, şimdi hedefte ne var? Sinerit var. Bu sefer sinerit. Bak, bugün her söylediğim şey oldu. Keşke çıtayı yükseltmeseydim, zirvede bıraksaydım. Neyse bakalım, belki gelir. Belli mi olur? Burası Adrasan. Dizi hayır. Sparta. Ne istiyorsan o gelir. Aynen. Yazılı dedik yazılı, kuzu dedik kuzu, giri dedik girida. Ondan sonra
canlı yeme kuzu dedik, yan tekne tuttu. Şimdi de sinarit diyoruz, bakalım. Burada sinarit vuruyor değil mi? Vuruyor. Aynen. Burası herhalde dibi böyle kırmalık küçük taşlarla. Aynen. Kaça doğru akacağız? Kaç metreye doğru akacağız şu an? Şu anda 95, etrafı da 110'a her kadar. Her şey olur bu derinlikte. Her şey olur. Tepedeyiz. Merhaba arkadaşlar. Kısa bir aradan sonra yine Abdurrahman kardeşimle beraber Adrasan'dayız. Öyle spontane bir ava çıkıyoruz. Biraz canlı yem tutabilirsek, birazcık ortaya karışık, keyifli bir av yapacağız inşallah. Bugün Eda Hanım da var. Abdurrahman'ın kız arkadaşı. Kamerada değil hoş, hemen şöyle gösterelim. Soğuktan ısınmaya çalışıyor. Bu ayda Kasım ayındayız. Aynen. Kasım ayı, devlerin ayıdır. İki tane sırtı takımı saldık. Canlı yem yakalamaya çalışıyoruz. Tuna tüplarımız hazır. Bize rast gelsin. Aldık. İnşallah çok büyük balık değildir. Tam böyle yenilik boydur ama bayağı da büyük. Büyük mü, normal mi? Güzel boy değil mi? Tamam, harika. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bu ikili miydi, tekli mi? Kaç tane geliyor acaba? Tura tutları çalıştırmadın. Bostan yenilik boydan. Harika. Süper. Kuzuyu aldık diyebilir miyiz kanka? İnşallah. Bu da ufak boy, güzel boy. Tam yeni. Güzel olabilir ya. Emin değilim ama. Double. Double. Bir tane. Çok güzel. Kaçırma iki, al ikisini de, al ikisini de. Oy 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 oy. İkisi de tam boy, tam boy. Güzelliklere bakın. Maşallah. Harika. Evet, hangisine koyuyorum? Son bir yatık, ona değil abi. Tamam, sen de buna koyuyorsun değil mi? Takımımız da hazırmış. Tamam, atmaya gerek yok. Direkt yardıralım, gidelim. Yeter zaten. Ama devam. Hazırız arkadaşlar. Canlı yemimizi yakaladık. İğnemizi takıp indirdik suya. Şimdi heyecan dorukta. Sırtı çekeceğiz. Hedefte yine çok büyükler var. Ama bakalım nasipte ne var onu bilemeyiz. Nasıl gelsin. Arkadaşlar şu an balığımızı serbest bıraktık. Balığımız direkt aşağıya daldı. Bekliyoruz. Balık aldığı zaman kuzu bunu hissedeceğiz zaten. Hızlanacak olta. Sonra bir yutmasını bekleyeceğiz. Kocaman yem, bir tanecik de yememiz var. Yuttuktan sonra da tasmalayacağız inşallah. Hadi bakalım. Ve bu takımın güzelliği, iğne ile oltanın arasında kurşun, ağırlık, hiçbir şey yok. Direkt balığın bütün hareketlerini, darbesini, mücadelesini, her şeyi oltada hissediyorsun. Evet arkadaşlar, canlı yemle balık alamadık. Olsun, bize jike döndük. Şu çok güvendiğim inci kuşikle denemeye başlıyorum. 150 gram. Derinliğimiz 80 metre. Akış halindeyiz. Kahvemiz elimizde. Kaptan bize filtre kahve yapmış evde, sağ olsun. Kaptan önce silikon çalışacak. Ben biraz ince kuş çalışacağım. Sonra onun silikonunu balonlar yemezse ben de silikon atacağım. Burada çünkü ilk defa atıyormuş. Belli değil, balon olabilir de olmayabilir de. Şaka şaka, ben her halükarda zaten ince kuyla başlamak istiyordum. Hadi bakalım ya nasıl. Aldım bir şeyler ama ne? Bence balon değil ama. Hoppa. Canım şu telefonu önden alır mısın? Düşmesin. Büyük yazılı mı acaba? Yok, yazılı değil. Değil değil. Bakalım ne geliyor. Çok büyük bir şey değil. Kulağı balon değil gibi ama büyük de değil. Ne acaba? Marva biraz kafa atıyor. Ya bence burada balon olmaz. Daha 2 dakika önce dedim ki İsyan ediyordum. Boş geçmemesi lazım. İlla ki bir şeyler almamız lazım dedim. Ufak bir şey abi. Lokum falan olabilir mi? Mercan mı acaba? Fangri. Neyse. Bekleyelim ve görelim değil mi ne olduğunu.
Tam dipte aldım, tam. Geldi, balık göründü. Değil. Yazılı falan değil. Aa. Demek ki burada balon varmış, yok değilmiş. Ben de diyorum, ufak bir şey bu. Lanet olası federaller. İyi, silikonuma çok fazla zarar verememiş. Çok korkunç. Kutu yedirtmeyeceğim teneke. Atıyorum şuraya. Bakayım zayiat nasıl. Sıkıntı yok, hala gayet güzel balık tutar. Püskülleri yerinde. Ama devam, sıkıntı yok. Üzdü. Gelsin. Hadi. Gelsin. Namusun da etme gelsin. Evet evet. Bindirdim yine kuzuyu be. Dün kaçırdım, bugün bindirdim şike. İki balık yazdı. Haydi bana da. Hadi sen de. Hadi sen de. Yıllar önce Sevil kardeşimle burada güzel bir kuzu bindirmiştim. Aynı kamıştı. Aynı nokta. Nasıl bindirdim be? Slow inci kuş 2 hızlı aksiyon verdim, ona bindi. Dipten 20 metre yukarıda bindi. Taş yok değil mi aşağıda? Sakin dövüşeceğim. Oh, çok iyi bindirdim be. İşte bu. Şuraya geçiyorum ben. Hadi bir strike da senden. Özlemişim şike böyle güzel büyük balıklar bindirmeyi. Aldık be. Ah, 3-4 kilo. Çok iyi, çok iyi. Aldık. Yoruldu balık. Balığımız geldi. Sevişiyor. İnci kuş 2'ye bindirdim. 150 gram beyaz rengi. Oh. Çok güzel bir kuzu. Evet. Kalamayı yaktı. 3-4 kilo dedim. Kaç kilo? Aynen öyle. İyi girmiş burnunun üstünden. Balığı gördük ya, kaçarsa da canımız sağ olsun. Şimdi bana yardım etsene kanka. Kamışı sana vereyim. Ben balığı elle alayım, olur mu? Bak şimdi nereden alacağım? Ağzımda. Gel bakayım şöyle. Evet. Öyle güzel takmışım ki ya. Evet evet. Yaşasın. Şöyle göstereyim arkadaşlar size bu güzelliği. Abdurrahman kardeşimle. Aynen bakın. Sevçgir inci kuşik. Kuzuyu gördüğüm için hızlı aksiyon verdi. Normalde bununla biraz da slow çalışıyordum. Şak diye geçti üstüne. Dün güzel bir kuzu kaçırmıştım şikle. Sardin slider 150 gramla. İlk noktada atar atmasın. İlk atıştı. Aynen. Güzeldi abi. İlk atış. O yüzmüştü. Bu da mutlu etti. Sevçgir 3D inci kuşik. 150 gram. Nasıl girmiş baksana. Bunu böyle canlı yem olarak indirebiliriz ha. Tabii. Çak çak çak. Adrasan balık rotası. Abdurrahman kardeşim. O da eski asker benim gibi. Eski meslektaşımız. Adrasan'ın güzelliklerini yakalamaya devam. Süper. Aldım ama balon olma ihtimali yüksek. Balon almıyor. En dipte vurdu. Kafa atıyor. Sadece ama bayağı büyük bir balon. Sabahki gibi değil kanka, bu çok büyük. Ya keşke girdi olsa da değil balon. Şimdi bakın inek gibi göründü aşağıda. Yok be, nerede keşke. Balon. İnek. İnek balığı tuttuk yine. Kocaman. İnek. İnek. Oh, konuşan inek. Atalım arka tarafa. Püsküllerim hala sağlam, yaşasın. Ama gitgide kısalıyor senin püsküller. Olsun, yenileriz, modifiyeleriz, sıkıntı yok. Ay çok güzel görüntüsü ya.
Arkadaşlar avımızı sonlandırdık. Çok keyifli bir iki gün oldu bizim için Adrasan'da. Abdurrahman kardeşim sağ olsun yine bizi Porti ağaç evlerinde ağırladı. Portakal bahçelerin içinde. İnanılmaz sessiz, sakin, huzur dolu ve tertemiz bir mekan yapmışsınız. Sabah portakal suyunu sıktın değil mi abi? Sıkmadık ya. Ama daha ekşi. Ekşi. O zaman 15 günü daha var. Aynen. Yine dalından düşenleri yedik. Güzeldi o, bize istediğinizi koparın dedi ama kıyamadık. Bugün 10 Kasım. Bizim için de çok değerli bir gün. Atamızın izinde, Allah'ın izniyle ülkemizi yüceltmeye devam edeceğiz. Buna da değinmeden geçmeyelim. Avımız da keyifliydi yine. Canlı yayın denedik. Olmadı. Biraz geç çıktık. Çünkü bugün hiç stressiz çıktık. Aynen, değil mi? Aynen. Keyif yapacağız. Denizde çayımızı, kahvemizi yudumlayacağız diye çıkmıştık. Bir yudum aldım. Canlı yayınla balık yakalayamadık ama şike güzel bir kuzu bindirdik. Dünkü kaçırdığım kuzunun bence güzel bir tesellisiydi. Bir tane de dün Girida ve Yazılı'da almıştım. Öyle. Eline emeğine sağlık. Ben teşekkür ederim. Sen şimdi kışın tekniği karaya çekiyorsun sanırım. Şimdi, evet, bu hafta. Bu hafta çekiyorum. Ondan sonra botla devam. Fiber botlarımız var. Burada devam ediyoruz. Konaklama zaten 12 ay boyunca açık. Arkadaşlar burası Jurassic Park. Gördüğünüz gibi canlı yeme uğraşsak kuzu alınıyor. Dün gördüğünüz yan tekne aldı. Bugün hemen hemen canlı yeme deneyen herkes aldı değil mi? Tabii tabii aldılar. Aynen. Burası çok bereketli bir bölge. Gelin Adrasan'ı tanıyın. Adrasan nasıl bir yermiş? Cennet gibi bir koy, böyle portakal bahçelerin içinde bungalovlar, oteller, pansiyonlar ve denizine çıkın, bu insanlarla tanışın. Zaten şu kadar iddia edeyim, müptelası olursunuz. Bir daha tatil için başka yer aramazsınız. Kesinlikle. Öyle arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takipçilerimize ağlar gelmeye devam edecek. Lütfen takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Instagram'dan ve YouTube'dan. Şuraya Abdurrahman kardeşim Instagram hesaplarını da koyuyorum. Porti Ağaç Evleri ve Adrasan Balık Rotası. Takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.